Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Valorant'ta yeni gelen ajan Weiss'ın Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Valorant'a yeni gelen ajanımız Weiss'ın yeteneklerini biraz sizlere anlatacağım ve beraber göreceğiz bakalım. Bu video bir tık geç oldu. Hadi let's go. Şimdi ajanımızın önce bir C yeteneği var. Bu biraz KJ Molly'sine benziyor. Denebilir. Şöyle açtığımızda bayağı büyük bir alan kaplıyor. Ve bu kapladığı alanda rakip eğer hareket ederse hasar yiyor. Hareket etmediğin zaman hasar yemiyorsun değil mi Furki? Aynen öyle. Ondan sonra bir de bunun Q'su var. Böyle bir nevi sage duvarı gibi denebilir. Ama bu duvar kesinlikle silahla ya da bıçakla, skill'le kırılan bir duvar değil. Geç Furkan bakalım. Yani bu... Bu duvar hiçbir şekilde kırılmıyor. Ama bu duvar bir nevi dodge'lanıp fake'de atılabilir örnek olarak. Yani Furkan şöyle bir fake atıp şöyle geçsene mesela. Yani böyle gördüğünüz gibi örnek olarak. İkinci olarak bir flash yeteneğimiz var. Bunu sakileye bastığımızda duvarın arka tarafına, düz default halde duvarın ön tarafına, yani böyle bakın. Zaten burada anlaşılıyor. Şöyle yaptığımızda bu işaret çıkarsa arka taraf, bu işaret çıkarsa ön taraf. Örneğin şöyle atalım. Bak mesela jet kör alacak bir şimdi. Aynen öyle kör. Bunu alabiliyorsunuz. Tekrardan da geri alınabiliyor. Hatta mesafesi de bayağı uzun diye biliyorum. Şuradan çıkalım. Nereye kadar alınabiliyor? Ta buradayken bile alabiliyor. Buradayken de alabiliyor. Buradayken de alabiliyor. Burada alamıyorsun. Ha, bunun alma mesafesi yaklaşık bu kadar. Bu da aslında şöyle, minimap'te kameradan dolayı görmüyor ama şu kameramızın etrafında oluşan şu çember tam ucuna gelene kadar şuraya kadar alabiliyorsunuz. Yani bu yürüme çemberinin içinde olması gerek. Öyle söyleyeyim size. Bu flash böyle alınabiliyor. Onun dışında ultimiz var. Şimdi ultimizi göstereyim ben size kısaca hemen. Ulti bayağı bir alan kaplıyor. Yani alan olarak baktığınız zaman aslında bayağı büyük. Ama bunu çok site'lara giderken objektif daha etkili bir yerde kullanmanız lazım. Örnek olarak Askent'te B-side'e girdiyseniz, gerçi side'e girdiyseniz burası boş demektir artık. Yani şurada mesela tamamen burayı böyle etkileyebilirsiniz. Yani şöyle olabilir. Mesela örnek göstereyim, böyle olabilir. Ya da side'e girdiniz, daha backside'e almadınız tam buradayken. Yani şöyle bir ulti basarak, şöyle bir ulti basarak aslında bayağı bir büyük bir alanı bir şekilde alabilirsiniz. Bunun kullanmanın en etkili yollarından biri de bu olabilir mesela. Basalım ultiyi kısaca. Şu an hiçbir şekilde silah kullanamıyorsun değil mi Furkan? Ama ultini kullanabiliyorsun. Hayır. Ultini kullanabiliyorsun değil mi? Evet. Evet. Skill'ler de kullanılabiliyor. Sadece birinci el silah kullanılmıyor. Furkan elinde hiçbir silah olmadığında mesela bu senin örnek şey klasiğini şey yapıyor mu mesela? Klasiği al eline bakayım. Yapmıyorsun. Bakalım. Yok klasiği yapmıyor değil mi? Hala evet, sadece kullanabiliyorsun. Sadece birinci el silahlarında. Okey. Onun dışında ajanla ilgili başka ne söyleyebiliriz? Şimdi düşünüyorum. Bu yani benim şahsi görüşüm şu moliler biraz zayıf gibi. Hani alan olarak geniş ama içinde yürüdüğün zaman çok az hasar yiyorsun böyle. Ya bayağı bir içinde gezmen gerekiyor. O yüzden molilerin ben bir tık zayıf olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. Ondan sonra Cema. Şimdi gelelim. Bu moli yaptığımda Furkan sen ne kadar yakınlaştığında bunu görebiliyorsun? Nereden görünüyor en yakın? Tam bu mesafede. Tam bu mesafedeyken görünüyor. Onun evet. Gerisindeyken gözükmüyor değil mi? Hayır. Hmm, okey. Mesela bunu böyle attık, açtık. Furkan mesela bunun üstünden şuraya dash at bakayım bir. Ne kadar canı kalıyor? Full mü canı şu an? Oo, 30 canı falan gitti. 30 canı falan mı gitti? Evet. Hmm. Ama üstüne, bunun üstünden Q dash atınca hasar yiyor musun ona bakalım bir. At bakayım bir. Yok yemedim. Yok değil mi? Örnek bir de mesela ajan değiştirsene bir yoruyla bakalım. Mesela yorunu fake'le bu duvar yenecek
Bir de ona bakalım hemen. Mesela Yoru fake'iyle bu duvar aktif ediliyor mu? Tamam, bir mid'e gelip şu fake'ini atsana mesela bu duvardan. Bakalım bu duvar çalışacak mı? Yani olmuyor. Sen geç bakayım. Büyük ihtimalle geçer. Peki Yoru ultisiyle geçtiğinde bu duvar çalışıyor mu? Onu merak ettim. Ona bakalım bir de. Mesela şuraya atayım. Büyük ihtimalle çalışmaz diye düşünüyorum ama. Geçsene şuradan bakalım. Şu an geçiyorsun değil mi? Evet. Ama aktif olmuyor değil mi? Olmuyor. Bir de mesela Yoru ultisindeyken şunun içinde yürüsen hasar yiyor musun? Yo, yemiyorum. Yavaşlatma da almıyorum. Hmm, yavaşlatma ve hasar da almıyorsun. Okey. Yani büyük ihtimalle yanlış duymadıysam şu duvar olayında Yoru fake'ini fixleyecekler diye biliyorum arkadaşlar. O da şey, yani Yoru fake'i attığı zaman bu duvar aktif hale gelecekmiş. Şu anlık duyduğum o yönde. Şimdi şu flashlarda benim merak ettiğim bazı şeyler var. Furkan mesela short'a gelsene. Örneğin ben şöyle bir flash attım mesela. Geç short'a bakayım, kör olacak mısın? Oldum. Ha, evet, olmuyormuş. Ya ben şöyle yaprak yamuk olduğu zaman acaba kör etmeyebilir mi diye düşünüyorum da bazen. Bir daha atsana aynı şekilde. Mesela şuraya attım. Evet, dipte beklediğim an en dipte de beklesem kör oluyorum. Kör oluyorsun, okey. Mesela yere bir tane silah atalım. Tamam mı? Sen ulti ye. Ulti yedikten sonra o silahı al bakayım. Tamam, tamam. At elindeki silah. Şimdi atalım ultimize. Al bakayım o silah. Kullanabiliyor musun? Kullanamıyorum. Yok, kullanamıyorsun. Hmm. Yani yerden silah alsa da yine hiçbir şekilde, yani bu ultiyi yediysen hiçbir şekilde o birinci silahını kullanamıyorsun değil mi? Şimdi bir de E yeteneğimizin cooldown süresine bakalım arkadaşlar. Mesela bunu attık. Flash'ımızı patlattık. 20 saniye. Peki bu rakip bu yeteneğimizi kırarsa bakalım kaç saniye olacak? Mesela 40, 45 saniye. Yeteneğimiz eğer kırılırsa cooldown süresi 45 saniye. Eğer kırılmazsa 20 saniye bekleme süremiz var. Onun dışında bu molimiz kaç kez kırılıyor Furkan Vandal'la? Bir mermi bu klasik. Bu bir mermi. Onun dışında volumuz hiçbir şekilde kırılmıyor. Klasikle 2 mermi. Klasikle 2 mermi, tamam. Guardian'la bir mermi. Örnek. Evet. Mesela ya bu büyük ihtimalle şey, C yeteneğimizin canı büyük ihtimalle 40 zaten diye düşünüyorum. 40 ya da 50'dir büyük ihtimalle. O yüzden bir, yok 50 değildir. Vandal'la bir ite kırıldığı için 40, %90. Furkan. Tamam gel. İkimiz geçtikten sonra Odin'le tarasana bakayım, yine kırılıyorum acaba. Gel buraya. Buraya atla, aktif olsun. Gel bakayım. Yok. Kırılmıyor kanka. Hiçbir şekilde kırılmıyor. Evet arkadaşlar, yeni ajanımızın az çok yeteneklerini kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Video buraya kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Bu arada bildirimleri de açın. Bildirimleri de açın. Ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hadi bye.